Bir sonraki haberimize bakalım. Chemists turned plastic waste into tiny bars of soap. Kimyagerler plastik atıkları işte sabun parçalarına dönüştürmüş. Evet, sabun barları. Bar dediğimiz aslında bu çikolata barları dediğimiz bar gibi. Hı-hı. Yani parçalar. Sabun kalıbı denir ya. Oradan evet, sabun kalıbı. Evet. Oradan bir kalıp. Ama çikolata kalıbı denmiyor. Bar. Çikolata kalıbı oluyor da diyoruz. Şeyde oluyor işte. Yani normalde hani çikolata yapanlarda oluyor. Yani. Burada telaffuz da önemli. Chemists. K. Aman öteki söylemeyelim öteki yanlışını da. Yanlışını söylemeyelim. Yani CH yan yana geldiği zaman Ç sesi çıkar ya. Hani ama burada. Burada çıkmıyor. Chemist burada çıkmıyor. Chemist olarak. Böyle sık yapılan hatalardan bir tanesidir. Düzeltmek için burada, bir fırsat koyduk. Evet, turn into aynı zamanda convert. Dönüştürmek anlamında da. Yani convert kelimesini de kullanabilirsiniz. Turn into yerine yani convert şeyin, something into bir şeye something. Bir dönüşmesi. Kimyagerler plastik atığı bu sabunlara dönüştürdü. Sabun kalıplarına, yani küçük sabunlara dönüştürüyorlarmış. Bakalım cümleye. A new technique could one day help turn plastic waste into valuable raw materials. Yeni bir teknik bir gün plastik atıkları değerli ham maddelere dönüştürebilir diyor. Burada önemli aslında kelimeler... Aslında dönüştürebilir derken dönüştürmeye yardımcı olur. Ha, dönüştürmeye yardımcı olabilir. Olabilir. Doğru bunu atladım. Burada bakalım mesela raw materials, ham madde. Önemli bir kelime. Sonra valuable. Valuable şeyle çok karışıyor. Bak invaluable. Paha biçilemez. Valuable da değerli. Hani valuable, invaluable birbirinin zıttı kelimeler değil aslında. Evet, geldi. Evet, iyi söyledin bunu. Hı-hı. Bir de benim aklıma şey geldi sen onu söylerken. Burada could, hani hep öğrenirken can'in past'ı could diye öğrendik ya. Böyle ilk başta İngilizce yeni öğrenirken. Buradaki could'un muadilleri neler? Onları da söyleyelim. Mesela may diyebiliriz. Might diyebiliriz. Burada aslında olabilir. Yani burada bir past bir ifade yok. Burada söylediğimiz olabilir. Hatta zaten şeyle ilgili yani gelecekle ilgili bir şey söylüyor burada. Yani yeni bir teknik gelişiyor ve bu sayede de plastik atıklar İşte sabuna dönüştürülebilir. Bilirdi değil yani. Bu bizim için ve hepimiz için çok önemli bir bilgi. The time may be coming to wash our hands of plastic trash. Burada bir ne diyeyim deyim var. The time may be coming to wash our hands of plastic trash. Burada wash our hands of plastic trash bir deyim. Dolayısıyla bunu şöyle çevirmek daha doğru olabilir. Bir gün plastik atıklardan kurtulacağız veya kurtulma günümüz yaklaşıyor olabilir diye çevirebiliriz bunu. Burada aslında elimizi yıkamakla değil mi? Hem bu sabuna bir gönderme yapmış aslında hem de deyimi burada iki anlamlı kullanmış gibi. Hem deyimden elimizi kastımız gibi. Ne burada? Yani şey mi? Wash our hands of evet. Something diye bir yapı var. Bu yapıyı aslında açıklamamız gerekiyor. Burada bir ironi var yani aslında söylediği şeyde. Hem bir ironi kelimesi doğru oldu mu? İroni, bir mecazi iki bir, anlam var. İki anlam var evet, yani. Evet yani. Dolayısıyla hani gün gelecek, zaman gelecek ve biz ne yapacağız? Bu plastik trash'ten yani çöplerden, bu çöplerden daha doğrusu kurtulacağız. Yani wash tekrar edelim. Wash dedik, our hands of dedikten sonra bunun bir şeyden kurtulmak anlamı geliyor. Hatta bu güzel bir deyim ve kullanabileceğinizi düşündüğümüz için de bir de örnek vermek istedik. Onu da şimdi biraz sonra onu göstereceğiz. En son slide'da göstereceğiz. En son slide'da göstereceğiz. Önce bir Türkçesine bakalım o zaman. Arkasından da o şeyde washlu olan şey yapıyı da gösteririz. Sen oku istersen Türkçesine. Olur, tamam. Kimyagerler plastik atıkları minik sabun kalıplarına dönüştürdü. Yeni bir teknik bir gün plastik atıkların değerli ham maddelere dönüştürülmesine yardımcı olabilir. Plastik çöplerden tamamen kurtulmanın zamanı geliyor olabilir. Burada kastettiğimiz yani this time dediğimiz işte kurtulmanın zamanı geliyor. Artık bunlardan kurtuluyoruz bu şekilde bunları dönüştürüyoruz. Evet o örneği söyleyecektik. He caused so many problems that I finally decided to wash my hands of him and move on. Kurtulmak, terk etmek gibi. Yakasını kurtarmak. Aynen öyle. Yani o kadar çok böyle bir şey sorun çıkardı ki en sonunda artık ondan kurtulmaya karar verdim ve hayatıma devam etmeye karar verdim. Buradaki move on da hani bekleme yapma, devam et. Şey olabilir ya. Yani bekleme yapma. Devam et yani. Hala bırak artık. Yani ne olduysa oldu, geride kaldı evet. Anlamında. Move on'dan kastımız da bu. Tamam. Evet, sabunlar önemli. Bu sabun, doğal sabunlar da çok önemli aslında. Ben Gökçeada'ya gittiğimiz zaman hatırlıyor musun? Orada şey vardı, bir sabuncu vardı. Kapısında kuyruk var. Ya bir tane orada şey vardı, çok şaşırdım. Mesela diyor ki,
hani aşkım burada doğal sabunlar yapıyorlar diyordu. Mesela böyle demek ki çok böyle aramış ve bunu Gökçeada'da bulmuş demek ki herhalde. Yani çok önümüzdeki yıllarda öyle bir şey diyemeyecek. Aşkım burada plastikten çok güzel, damacanadan çok güzel sabun yapıyorlar. Damacanadan sabun yapıyorlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.